Serbest piyasa gereği aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyatlardan satılması çok normal, ancak bu durum bazen kontrolden çıkarak fahiş fiyata dönüşüyor. Bir markette X fiyata satılan bir ürüne başka bir markette 3 katına kadar fiyat etiketi yapıştırılıyor. Vatandaşsa tasarruf yapabilmek adına ürünü en uygun fiyattan satın alabilmek için market market geziyor. Fiyatlar arasındaki bu uçurumun fahiş fiyat olduğunu belirten avukat Özlem Şen, vatandaşın E-Devlet üzerinden veya Alo 175 hattını arayarak fahiş fiyat uygulayanları şikayet edebileceğini belirtti. Fahiş fiyatlandırma bir üründe iki ayrı uçurum yaratacak derecede fiyat farkı ve stokçuluk, bunların hepsi aslında yaptırımsal anlamda cezai müeyyideye tabi. Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Koruma Kanunu ve bunun dışında perakende ticaretle ilgili düzenlenilen bir kanunumuz var. Bu üç kanunun birleşimi olarak aslında bu durumun yaptırımı var. Baktığımızda Tüketici Koruma Kanunu özellikle Mayıs ayında bir güncelleme yaptı. O da yaptırımsal maddelerde bir güncelleme yaptı. Fahiş fiyat 100 bin lira para cezası vardı. İdari para cezası 1 milyona çıktı. Stokçuluk yapan firmalara ise eskiden 1 milyon para cezası veriliyordu. Şimdi 12 milyon lira para cezası verilebiliyor. Fiyatlar oldukça caydırıcı bakıldığında. Peki bunlar, bu yaptırımların olabilmesi için firmalara vatandaşların ne yapması gerekiyor? Vatandaşlar şunu yapmalı. E-Devlet üzerinden mutlaka Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği fahiş fiyat artışı olan ürünlerle ilgili bildirim formu var. Bu bildirim formunu doldurup şikayette bulunabilir. Ben hiçbir şekilde internet kullanmıyorum, ben şikayet edemez miyim diyenler oluyor. Onlara da bir çözüm var. Alo 175 hattını tüketici olarak kullanıp şikayetlerini buradan bildirebiliyorlar. Şikayeti CİMER üzerinden yapınca da yine Ticaret Bakanlığı'na yönlendiriliyor cevap gelebilmesi adına. Yani CİMER'den de tabii ki şikayet yapılabilir. Bir de tabii internetin hayatımıza girmesiyle ve çoğu alanda yaygınlaşmasıyla birlikte internet ortamında da bu fahiş fiyat artışları, stokçuluk gibi eylemler gerçekleştirilebiliyor. Bunun için de reklam kurulu devreye giriyor ve içeriğin engellenmesi, içeriğin kaldırılmasına ilişkin kararlar verilebiliyor.